güvensizlik bir boşanma sebebi midir diye sordunuz. Öncelikle güven sarsıcı davranış tüm içtihatlara baktığımızda Yargıtay içtihatlarına bir boşanma sebebidir. Burada çok kıymetli bir şeydir ki genelde böyle müvekkiller, danışanlar bize geldiğinde hep ısrarla şöyle bir kanıyla gelirler. Ama işte ben onun işte otelde ya da nerede kaldığını, işte bir karşı tarafla birlikte aynı odada gece geçirdiğini nereden ispatlayabilirim? Bunu ispatlayamayacağım için o zaman boşanamam da, işte o zaman tazminat alamam da, sanki bir hak elde edemem de gibi düşüncelerle gelirler. Biz hep öncelikle şunu anlatmaya çalışırız. Hani zinanın ispatı düşünüldüğü kadar zor değildir bakıldığında ama evet, zina bir cinsel ilişkinin varlığını ispat gerektirir, doğru. Zinayı ispat edemezsek boşanamayacağımız kanısı bir kere yanlış. Çünkü yasa evliliğin temelini güven ilişkisi üzerine kuruyor. Şimdi güven o kadar kıymetli ve anlamlı bir değer ki bunun altyapısında efendim birisiyle cinsel ilişki kurmanız en uç boyutta yahut işte bir karşı cinsle karşılıklı işte bir yemek yemeniz, işte birlikte gezmeniz, tozmanız, birlikte bir harekette bulunmanız gerekmiyor. Tek gereken şey güven sarsıcı bir davranışta bulunup bulunmadığı karşınızdaki eşinizin. Şimdi güven sarsıcı davranış nedir diye baktığımızda, güven sarsıcı davranış normal şartlarda eşlerin birbirlerinden beklemeyeceği davranışlardır. Yani şimdi benim eşim işi gereği gecenin bir yarısında iş arkadaşıyla telefonda konuşabilir, değil mi? Yani oradaki hikayenin iyiliği özüne baktığımızda. Ama benim eşimin 9-5 bir işi var. Diyelim işte bankacı olsun, hani açma kapama dönemleri de olmasın, normal dönemlerde iş arkadaşlarıyla gece 11'ler, 12'ler, 1'ler bir defa değil birden çok sayıda arıyorsa, mesajlaşıyorsa, buradaki telefon kayıtlarının sıklığı, sürelerin uzunluğu dahi güven sarsıcı davranıştır. Yahut ne olabilir? İşte bir iş arkadaşıyla normalin dışında bir saatte tek başına bir ortamda olması da güven sarsıcı davranış olarak adlandırılabilir. Burada tabii her olayı kendi münferidinde değerlendirmek lazım. Çünkü her ilişkideki normal denilen şey farklı. Yani çok ciddi yakın bir arkadaş grubu vardır, kadın erkek. Zaten onlar hep birliktedirler ve orada iki arkadaş birlikte oturmuşlar, bir kahve içmişlerdir. Sorun değil elbette. Ama duygusal olarak dostane yakınlığı olmayan bir kişiyle tabii ki ücra bir köşede bir kadın ve erkeğin birlikte görülmesi güven sarsıcı davranış olarak adlandırılır. Şimdi güven sarsıcı davranış, normalin dışındaki ilişkide beklenen taraflar için ama her ilişki için ayrı normalin dışındaki davranışlarsa eğer, bizim burada artık işte aldatmış mı, efendim zina yapmış mıya takılmamız gerekmez. Çünkü hukuki sonucunu değerlendirmek gerekir. Yani hukuki sonucunda ne farklılık vardır, buna bakmak gerekir. Zinada, evet, zina ile boşanma olursa mal rejimiyle ilgili olarak katılma alacağının azaltılması ya da kaldırılması gibi bir durum söz konusudur hakim tarafından. Sadece böyle bir özel durumu vardır. Evet, gerçekten zinanın durumuna, niteliğine, sayısına, süresine bakılarak tazminat miktarı da bir miktar daha fazla olabilir. Ama aynı şekilde güven sarsıcı davranış da bir boşanma sebebidir ve karşılığında bir tazminat alınır. Ve baktığınızda fiili sonuç olarak birisinde 500 alıyorsanız, birisinde de 300 alırsınız. Çok mu farklıdır? Hayır, değildir. Bunun için süreyi uzatmak, işte anlaşmalı boşanabilecekken çekişmeliğe getirmek, kendi hayatından öç alacağım sahikiyle zamanı çalmak, belki o yuvada büyüyen çocukların arbedede, o huzursuzlukta büyümesine sebebiyet vermek, inanın hiçbir bakımdan tutulur ve tavsiye edebileceğimiz bir durum değildir. Burada ben bir boşanma avukatı olarak altını çizerek söylemek isterim ki, hukuk sanıldığı gibi bizlerin çok da uzağında değildir. Tam da hayatımızın içinde bize dokunan yakınlıktadır. Neyi kastediyorum derseniz, pek çok insan zanneder ki sadece işte aldatırsa, sadece zina yaparsa, sadece evine ekonomik olarak bakmazsa bu hallerde bir boşanma gerçekleşir, bu hallerde kusurludur. Ama bunun dışında evine saatinde geliyorsa, işte parasını eviyle paylaşıyorsa, üçüncü kişilerle bir birlikteliği yoksa o zaman bir kusuru yoktur gibi düşünülüyor. Halbuki bizler neler yaşıyorsak, bizim için hayatın içeriğinde neler normal ve neler değilse ve neler bizi incitiyorsa, bu işte doğum günümüzün hatırlanmamasından tutun da hasta olduğumuzda hastanede yanımızda olunmaması, bizim önemsediğimiz işte bir düğüne, bir toplantıya
yanımızda gelinmemesi, bizimle katılınmaması dahi hukuk nezdinde bir kusurdur ve bir boşanma sebebidir. Bu sebeple güvensizlik denilen şey hiç de masum, göz ardı edilen ve önemsenmeyen bir durum değildir. Tam da bir boşanma sebebidir.